Merhaba Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün sizlere muhteşem bir pizza tarifi paylaşmak istiyorum. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden malzeme listesini sayalım. Malzemeler: hamuru için yarım su bardağı ılık su, yarım su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, aldığı kadar un. Üzeri için ketçap, sosis, mantar, sucuk, mısır, domates, doğranmış yeşil zeytin, doğranmış siyah zeytin, ince doğranmış yeşil biber ve kaşar rendesi. Evet arkadaşlar, hiç vakit kaybetmeden ben bir tane yumurta kırdım. Dilerseniz kırabilirsiniz, isterseniz kırmaya da bilirsiniz. Ben bir tane yumurta ekledim. Sularımı ilave ediyorum. Ölçü olarak ben sizlere yarım ölçü verdim. Yarım su bardağı ölçüsü olarak verdim. Bir adet pizza için. Ben iki adet yapacağım çünkü. Hemen sıvı malzemelerimi ekledim. Makinemi çalıştırdım. Arkasından hemen unumu ilave ediyorum. Unumuzu kontrollü ekliyoruz. Her zaman dediğimiz gibi yani biraz yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamur tamam. Gayet de güzel oldu. Pürüzsüz bir hamur elde ettik. Siz de evde elinizle yoğuruyorsunuz. Hani lütfen pürüzsüz bir hamur elde etmeye çalışalım. Şimdi ben bu hamurumu başka bir kaba alacağım. Orada da bir yarım saat 45 dakika kadar kabarmaya bırakacağım. Yani mayalanmaya bırakacağım. Tabii bu mayalanma ortamın sıcaklığına da bağlı. Eğer sıcak ise yaptığınız ortam, daha erken de kabarabilir. Hani daha erken mayalanabilir. O yüzden biraz böyle iki katı kadar kabardığını gördüğünüz takdirde hamurunuz tamam demektir. Daha sonra üzeri için birlikte olacağız. Evet arkadaşlar, hemen hamuruma bakıyorum. Hamurum gördüğünüz gibi iki katı boyutunu almış. Hemen kenara alıyorum. Tepsimin içerisine bir yağlı kağıt serdim. Şimdi birleştirme aşamasına geldik. Şöyle eldivenlerimi takıyorum. Hamurumun sizlere verdiğim ölçü, biliyorsunuz ki bir porsiyonluk bir ölçüydü. Bir tepsilik bir ölçüydü. Tabii tepsinin boyutuna da bağlı. Şimdi ben hamurumun gazını alıyorum. Şöyle bir parça hamurumdan alacağım. Önce elimi, burada bir zeytinyağım var. Zeytinyağıyla yağlamak istiyorum ki yapışmasın hamurum. Hemen yayıyorum. Bu aşamada yine zeytinyağından yardım alacağım.
Evet. Kolaylıkla da yayıldı. Hemen üzerine ketçabımı sürüyorum. Bu salçayı da sulandırabilirsiniz. Siz nasıl arzu ediyorsanız, sizin arzunuza bağlı. Üzerine kaşar peyniri rendeledik. Rendesini serpiyorum. Bu iç malzemesi size de bağlı. Sizin tercihinize göre de değişik gösterebilir. Mantarlarımı biraz serpiyorum. Şimdi 180 derecelik önceden ısıttığım fırında pişmek üzere gönderiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pizzamız pişti. Kokusu keşke sizlere ulaşabilse, muhteşem bir lezzet, muhteşem görünüyor. Umarım beğenmişsinizdir, umarım faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.